Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala da abone olmak ücretsizdir. Şöyle arkadaşlar, tığımın numarası 21, karşıya da koydum ki gözüksün diye. Şimdi size şöyle tülbentimi açayım. Bir model göstereceğim. Şöyle çok tatlı yine akide şekeri yaptım sizler için. Evet, bakın şöyle güzel bir çimen hazırladım. Yaprak ve dalı şöyle yan yaprak ve yan dalın üzerine bu şekilde üçlü akide şekeri yaptım. Böyle sahte trabzanların üzerine de sık iğneli kirpikler yaparak bir ara suyu oluşturdum. Şöyle bir de töbentimi alayım. Beyaz zeminde de şöyle bakın parlakça. Modelim bu arkadaşlar. Her zamanki gibi bir de şu şekil tutayım. Şöyle tülbentinin içinin renklerinden bakın koyu grisi de var. Bu şekilde çimenini yeşilden hazırladım. Bazen arada böyle griden gösteriyorum size. Duruşu da ters duruşu da bu şekilde. Evet, küçük akide şekerleri minik böyle 8 ilmeklik akide şekerleriyle oluşuyor. Şimdi anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, ilk önce şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. İkişer zincir çekerek hazırladım. 696 nolu Nurgül'ün tığ ve iğne yolları videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz tüm püf noktaları. Şu şekilde de şöyle göstereyim. Köşe dönüm işlemi. Bakın geriye kıvrım işlemi. Zor kıvıranlar için iple kıvrım işlemi de var arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. Şimdi ilk başlıyormuş gibi şöyle bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk. Bir defa tığı dolayıp hemen yandaki boş tığ battının içerisine girip şöyle üçünü birden kapatıp buna sahte trabzan diyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir trabzan oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi yine her zaman gibi esnettim. İncecik yaptım. Şöyle zarif bir çimenlerim oluşsun diye. Hemen ara kısmından bu 4 zinciri kapattım. Yanına da kirpiğim şöyle güzel gözüksün diye bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde bakın 5 tane bıraktım. 5 tane de gayet ideal arkadaşlar. Şimdi 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battının içerisine girip 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan oluşturdum. Bu 3 seferde aldığım trabzana da yaprak yapacağım. Hemen şu şekilde bakın bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzanımı oluşturdum. Bir defa tığı doladım. Hemen 3 seferde 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şimdi yine 3 seferde fakat 2 2 çekiyorum. 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle bu sefer 1. 4 seferde çıkaracağım. 2 2 ve 2. Bakın şöyle yağmur damlası gibi hafiften uzayan bir trabzandan oluşan yaprak yapıyoruz. Bakın şuradaki trabzan sayımız 2, 4, 6, 7 taneden oluşmuş. O yüzden üçlüyü de 2 sefer yapacağız. 3 defa tığı doladım. Trabzanın arasına giriyorum. Şöyle 2, 2, 4 seferde. 2 ve 2. Şöyle tombiş bir yaprağımız olacak. 3 seferde tığımı dolayıp trabzan ara kısmından bu sefer 1, 2, 2. Bunu da 5 seferde çekiyorum. İkişer ve ikişer. Şimdi yine 3 defa tığımı doladım. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1, 2, 3 akideler için dal oluşturacağım. Şöyle 1, şöyle 2, 2, 2 ve 2. Bakın şu yaprağı fazla aşağı eğmeden
büyükçe bir trabzanı oluşturdum. 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu da akidelerim için yuva. Evet, bu şekilde 8 zincirden sonra 2 zincir çekiyorum. Buraya ikişer zincirden 6 tane kirpik yapacağım. İster bunu arkadaşlar normal sık iğne, ister sahte sık iğne ile kapatın. Şöyle ben orada sahte kapatmışım. O yüzden sahte sık iğne ile devam edeceğim. Normalde güzel olur arkadaşlar. Şöyle 2 zincir. 3. Sahte ile kapattığımı da sonradan fark ettim. Dedim sökmeyeyim. Sizler bunu normal sık iğne ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaç oldu? 3, 5. 2 zincir. Şöyle 6. Bakın. 6 tane yaptık. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle hafif çekip 2 zincir dip kısmından 6 veya 7 tane arkadaşlar. Bu şekilde bakın şöyle bir tırtıklı kirpikler oluşturduk. Bir sonraki tığ battı dibine değil de trabzan yaptığım yuvaya değil, bir sonraki tığ battıya kapattım. Evet. Bu şekilde oluşturdum bakın. Şöyle bunu şu tığı düşürmeden çekeyim. Şöyle elimizle oluşturabiliriz bakın. Şöyle onu ayarlayabiliriz şu kısmı. Şimdi ara suyuna ilk başlama kısmına geldik. İlk başlarken bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. İlk başlama noktası burası arkadaşlar. Şöyle. Üçünü birden alacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Zemine yapışık olunca pıtırcıklar güzel duruyor. Bir zincir. Bir defa doladım. Hemen yandakine girip üçünü birden kapatıyorum. Buna da sahte trabzan diyoruz. Bu şekilde 5 tane yapıyorum. Araya bir zincir, bir defa tığı doladım ve yandakine girip yandaki tığ battıya girip ilmek aldım. Üçünü birden kapatıp 4 zincir. Şöyle yanına bir sık iğne ve araya bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip sabitledim. 4 zincir. Dört oldu. Bir tane daha yapalım. Bir zincirimizi çekiyoruz. Bir defa tığı doladık. Hemen yandaki tığ battıya girip ilmekte bakın tığında 3 tane var. Üçünü birden kapattım. Ve 4 zinciri sahte trabzana kapatıp hemen dibine bir sık iğne. Şöyle bakın. Şimdi bir zincirden sonra yaprak için yapmış olduğumuz bu şu trabzanı yapacağız. Yaprak, sonra bu dal kısmını, sonra aradaki bu 5 trabzanlı kirpikleri yapacağız. Şimdi akideleri de yapalım arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar, buradaki hemen 8 zincirli yuvaya sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim, bir defa tığı doladım. Ve yeşil yuvanın içerisine girip şöyle 2 alıyorum. Bakın uzatarak 3 zincir seviyesine çektim. 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmından girip buraya minik bir kirpik oluşturdum. Bakın. 2 tane zincir. Bir defa tığı doladım. Trabzanın ara kısmından girip ilmek toplayacağız. Bakın 1. 2 zincir seviyesine çekerek ilmeklerimi topluyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeği topladık. Bir tane de bu yeşil yuvadan alıyorum. Şöyle her zamanki gibi. Ve hepsini birden buraya bakın topladım. Şöyle daraltmayacak şekilde bu 7 ilmek boyutunda sık iğnemi yapıyorum. 1,
2, 3 ve 4 zincir. Bu kapattığım noktadan hemen sık iğne yaptık ya ilmeği. Oradan giriyorum 4 zincirimden. Buraya da karşılıklı bir kirpik oluşturduk. Şöyle 1, 2, 3. 3 zinciri yeşil yuvaya kapatıp şöyle bir tane akide oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 2 defa doluyorum. Pardon arkadaşlar, 1 defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. 4 zinciri buraya kapatıp sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 defa ilmeği topladım. 8 zinciri yuvadan giriyorum ve buraya bakın çektim hepsini. Kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. Yuvanın bu kapattığım sık iğnenin şöyle arasına kapatıp 3 zincirle yine akidemi tamamlıyorum. 8 zincirli yeşil yuvaya 3 zincirimi sabitleyip tekrar yeni akide için 3 zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle bir defa doladım. 2 defa dolamak için tığıya. Hemen 2 ve 2. Ama 3 zincir boyutunda bu şekilde arkadaşlar çekiyorum. 4 zincir. Hemen buradan trabzanın arasından kapatıp minik bir kirpik oluşturuyorum. 2 tane zincir. Trabzanın arasından yine bunlar gibi 7 tane ilmek, bir tane de yeşil yuvadan toplayalım. Ara kısmından giriyorum. Bu 1. Bu 2. 4. 5, 6 ve 7. Bir defa tığı doladım. Yeşil yuvaya girip şöyle sık iğne ile sabitledim. 4 zincir. Kapattığım şöyle yuvanın içerisine sabitliyorum. 3 tane de zincir çekiyorum. 1. 2 ve 3. Yeşil yuvaya sabitledim. Şöyle bir tane de zincir çekip akidelerim tamam oldu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın. Minik kirpikli akideler hazır. Şöyle sola doğru yatıralım. Şöyle ister bu tarafı sağa doğru, ister şöyle düzelterek sola doğru. Hemen şu ipleri yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet. Modelimizi hazırladık. Yaktık iplerimi de arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şöyle tombiş bir yaprağın üzerine 3 tane akide şekeri. Bu şekilde hazırladım sizler için. Şöyle ütülenince de tabii birazcık bu yapışacak arkadaşlar. Şöyle diril diril kalıp gibi olacak. Ütüye de giden bir model. Şöyle fıstıkları fazla ezmeden ters tarafından ütülerseniz ön yüzünde fıstıklar ezilmez. Böyle tombilik bir şeyler durur. Hem yaprağı böyle tombilik hem de arkadaşlar akideler bu şekilde tombilik. Evet. Şöyle size çok güzel bir böyle tek dal yan yaprak, yan trabzan. Kirpikli trabzan. Bu normal trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha bile güzel olur. 6 tane kirpikten oluşan. Evet, modelim bu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız kanalıma sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Tabii her zamanki gibi bir de şöyle sallantılı haline de bir bakıp öyle kapatalım.